Merhaba arkadaşlar. Bugün son dersimiz sınıf yönetimi konuşacağız. 12. üniteyle başlıyoruz. Öncelikle sınıf yönetimi nedir? Onun bir tanıtımını yapalım. Öğretmenin temel görevi, öğrencilerde hedefler doğrultusunda istendik davranış değişikliği meydana getirmektir. Ancak öğretmen bu temel görevini yerine getirirken derslere devam etmeyenleri belirleme, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerini ve ödevlerini kontrol etme, öğretim materyallerini düzenleme, sınıftaki çalışma koşullarını geliştirme, öğretimi engelleyici etmenleri ortadan kaldırma gibi bazı akademik olmayan işlerle de uğraşmak zorundadır. Sınıfta bu tür işlerin düzenlenmesi sınıf yönetimi olarak kabul edilmektedir ve sınıf yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenin olumsuz öğrenci davranışları ile başa çıkabilmesi için iyi bir iletişim ve olumlu sınıf ortamı yaratma becerisine sahip olması gerekir. Bu temel becerilerin geliştirilmesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi ise sınıf içi iletişimdir. Etkin dinleme ve bunun gibi devam etmektedir. Sınıf içi iletişime bakalım öncelikle. Bir öğretmenin iletişimde başarılı olabilmesi, öncelikle sınıftaki öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilmesine bağlıdır. Aşağıda sınıf içerisinde başarılı olmasını kolaylaştıracak bazı noktalardan söz edilecektir. Öğrencilerin başarısını artıracak bazı noktalar. Bunlardan biri etkin dinleme. Bir kimsenin ilettiği sözlü mesajların arkasındaki sözel olmayan mesajları da doğru olarak anlayabilmek olarak tanımlanabilecek olan etkin dinleme becerisini kazanmak, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi anlamasını kolaylaştıracaktır. Etkin dinleme öğrencinin ilettiği öğretmenin doğru olarak anlamasını sağlar. Aynı zamanda da öğrenciye öğretmenin de onu anladığını gösterir. Etkili öğretmenlik eğitimi üzerine çalışan Gordon'a göre etkili dinleme becerisini kazanan öğretmenler öğrencilerin düşünme, tartışma, soru sorma ve araştırmada kendilerini özgür hissedebilecekleri bir ortam yaratarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Beden dilini kullanmak. Öğretmenler öğrencilerinin istendik davranışlarını düzeltmek için sık sık "neden dikkat etmiyorsun?" "sınıf düzenini bozuyorsun?" gibi sen dilinin ağırlıkta olduğu cümleler ve ifadeler kullanırlar. Sen dilinin kullanıldığı mesajlar çoğu kez mesajın yollandığı kişilerin doğrudan suçlayıcı ve olumsuz olarak yargılayan bir ifadeyi içerdiği için mesajı alan kişilerin savunucu bir tutuma girmelerine ya da kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına neden olan bir ifadedir. Öğrencinin benlik saygısının zedelenmesi ve öğretmeni ile olan iletişimi bozulması açısından olumsuz etkilerin çok fazla olduğu görülmektedir. Sen dili yerine ben dili kullanıldığında ise öğrenciyi olumsuz olarak yargılayan mesajlar yerine öğretmenin sorunun karşısındaki duyguları ile dile getirilir. Böylece öğrenci doğrudan kendi kişiliğine yönelik olumsuz bir yargıyla karşı karşıya kalmadığı için öğrenci ile öğretmen arasındaki iletişim bozulmamaktadır. Ben ders anlatırken arkadaşınla konuşma yerine ben ders anlatırken kendi aranızda konuşursanız dikkatim dağılıyor, rahatsız oluyorum denebilir. İfade değiştirilebilir. Fakat aynı mesaj verilir. Daha sonra öğretmen öğrencilerin niçin konuştuklarını da araştırabilir böyle bir cümleyle. Öğrencinin açık, yargılayıcı olmayan tutumu